Aynı oyunu kendileri oynasalar Ogeday yener, Atakan yener. Ya çok iyiydin ya da diğeri ona ona diyebilir. Ona okeyim. Kendi oyunları. Ona bir şey diyemem. Ama senin takımındaki en yakın yani en beraber yarıştığın kişiyi yenmişsin. Ondan sonra da gidip karşıdaki Atakan'la çak... yani bana bu garip geliyor. Bu biraz rekabet dışı geliyor. Sanki bilmiyorum. Burada hani e, Atakan daha az suçlu çünkü o geda gitti. için. Evet, evet. Ama Atakan da şöyle bir şey yapabildi yani çakı indiri de böyle hani hadi sen işine bak gibi hani devam evet, et evet. şey yapma kazandın zaten deyip yollayabilirdi mesela. Ben sadece şöyle bir şey söyleyeceğim. Eğer o e, Ogeday bu sevinci futbol maçında yapsa en azından takımken e, selam gönderme işini bence daha doğru olurmuş. E, Birebir oyunda evet ayakla futbolla alakalı bir şey ama Adem'e denk gelince... Sen bir işi mi yaptı diyorsun? Ya eee Bilinçli yapmasa bile böyle azıcık bir azındır yani. diyorsun. Bilinçli en azından düşünebilirdi. İşi de o, de o yüzden evet. Ama evet. bunu futbol maçında yapsa e, gol sevinci sırasında, o zaman bir böyle arada kaynardı. Ben bilinçli yaptığını düşünmüyorum. Ya. Anki ben o anki şeyler. Efendim? Efendim? Bir an, anıl ver kattı, bir de kim attı golü? Hay, orada değil abi. Bir önceki futbol maçında yapsa. Maçı ya, orada yaptı kesin atmış. Tamam tamam. Mesela orada niye aklına gelmedi de burada Adem'le yarışırken evet, geldi. Evet, dediğin gibi, yani. dediğin gibi doğru. Evet hassas bir konu, aynı. Şimdi şöyle yapalım. Ee, oyun sonunda Merve'nin topu Seda'nın atış alanına gelince bir şeyler yaşanıyor. Bakalım neler olmuş. Bir izleyelim. Bir kere de Seda kaybettiğinde ya hiçbir şey demesin ya da kötüydüm atamadım desin ya. Bak hep bir şey oluyor yani. Ya işte kuş geçiyor ya işte e, ya Hades'i şey Ya Edis artıları siliyordu. Bir şey oluyor yani. Muhakkak bir şey oluyor. <laughs> ya. ya sor bir. Çünkü burada belli ki tamam top gelmiş ama yani Merve ile senin öyle bir rekabetin yok ki kalkıp hani işte atıyorum Nagihan Sema eski haliyle söylüyorum. Ya da işte Hakan Tura bir şey böyle hani bir gerginlik yok ortada. Ya da işte Hikmet Gökhan mesela. Evet. Bunlar oynasa top gelse hadi de ki o topu kim attı nasıl atarsın falan de tamam ama Merve sana topu niye atsın ki? Merve yenmiş. Gündem yine Merve'nin kazanması değil ya da Sedan'ı kaybetmesi değil. O topu niye oraya atıyorsunuz da siz ses çıkarmıyorsunuz? Hep böyle... Bir böyle şey. birilerine bir böyle kabadayılık bir şey böyle. Yapma Seda. Ya gerçekten ben şu son zamanlarda son bir aydır Seda'yı tanıyamıyorum ya. Evet. Çok daha sert. <laughs> Valla çıldıracağım yemin ediyorum. Çıldıracağım ya. Yani o diyor çıldırtma beni diyor da ben çıldıracağım <laughs> burada. Ama şöyle bir şey var şimdi. Yani e, Survivor'da oyun bitişinde kaybeden tarafın e, atış kısmına sen kendi bir şeyini atarsan ne atıyorsan o gün <laughs> top olur işte halka olur. Ne bileyim her şey olabilir işte kum topu, kum e, torbası. Tamam, okay. ona, ona şey Survivor'ın genel olarak bir e, gerginlik kuralı. oluyor. Gerginlik oluyor. Şimdi yenilmiş Seda. Seda da bunun gerginliğini yaşayabilir. Ben Seda'ya burada bir şey demiyorum. Burada senin dediğin kadar ters değilim. Ama Merve'nin oraya bilerek atmadığı o kadar belli ki zaten futbol yani vurmaya çalışıyor. Top oraya gidiyor yani. yani Allah korusun Seda'nın bir yerine de gelebilir yani. <laughs> Ama Seda'nın tepkisi olabilirdi burada. Çünkü hep böyle bu, bu konu hassas bir konu Survivor'da. Oyunu bitirdiğinde hani karşı tarafı böyle bir aşağılama gibi gözüküyor ya aslında. Seda da bunu öyle görmüş olabilir. Merve'nin çünkü orada nasıl attığına hani nasıl atmaya çalıştığını görmedi. Şimdi Seda'ya burada bir şey diyemem. Ama Merve de kesinlikle bir direk atmadı. Burada Seda neye bozuluyor biliyor musun? Bak. Yenemediğine bozuluyor. Ben Merve seçti istiyorum. ve yenemediğine bozuluyor. İlk eşleşme. Evet. Seda kimi seçmiş? Merve'yi. Ay. Şey pardon. Gizem'i seçmiş. Gizem'i seçmiş orada yenemedi. Gizem'i yenmiş. Sonraki eşleşme. Kimi seçmiş? Merve'yi. Niye Merve'yi? Çünkü Merve sakatlıktan çıktı. Artı Merve ilk oyun evirme yenildi. Hmm, güzel. Anladın mı? Ama Merve geldi, yendi. Seda'nın bütün sistem bozuldu evet. burada. Bence bütün kızgınlık bunu aslında. Yani hazır kendince kolay gördüğü Merve'yi. işte bak bunlar aslında Seda'ya kaybettiriyor. Evet. Ya bak çok iddialı konuşayım. Seda böyle devam ederse bırak şampiyonluğu finali bile göremeyebilir. Çünkü Potaya girmeden Survivor'da finale giden yarışmacı sayısı belki birdir bir sezonda, belki ikidir Daha fazla olamaz. Herkes Hı -hı. bir girer. Evet. Ama Seda şu an e, bu liderlik, şeylik falan böyle başka bir şeye büründü o olay. E, ve ben sokaktaki insanlardan görüyorum biraz rahatsızlar. Seda'nın daha naif, daha sakin. Haklısın. Kazandın mı kazanan, kaybettin mi de. Yenebilir o da yarışmacı ya. Kardeşin en kötü hadi o da yenebilir. Hani bu kadar böyle olayları hep böyle bir Ama şey bu, yapması... Ama burada, burada burası yok. bence burası en masum olduğu yer. Evet. Çünkü gerçekten Survivor'da kendi Görmemiş tarafına... Görmemiş de olabilir burada. Yani kendi tarafın atış yapılınca biraz tepki gösterebilirsin zaten. Sen ne diyorsun Kemal Ona bana şey e, Bu masada herhalde en çok Seda'yı eleştirenlerden birisi. Hem de ağır bir eleştirilerde bazen bulundum. Hı hı. E, çünkü onun ben özel hayatında da hani konuştuğum insanlardan biri tanıdığım. Bir de e, Karagümrük taraflarında da herhalde bir tanışıklığı da var galiba Seda'nın. Çok iyi. Anne. O yüzden de zaten bu kadar eleştiriyoruz Seda'yı. İlk önce Merve'den başlayayım. Merve gerçekten hani bilinçli olarak Seda'yı atayım diye değil. O patlamadan yani dolayı. atamaz zaten. He, futbolcu, öyle bir futbol, yok, öyle bir futbol yok. Bilinçli olarak atmak için zaten atamaz. Burada bu seferki olayda Seda'ya ben hak veriyorum. Bu bölümde hak veriyorum. Şöyle hak veriyorum. Hikmet kazandı bir oyundan sonra Barış'ın son bir şeyine... E, masasına sopa atmıştı. Evet, evet. Ha sopa mı halka mı ne? Hatta Barış da dönde ilk başta bir şey yapmadı da de, son attınca da ben de onu eleştirdim hani o anda refleksle yapsan amenna derim. Seda da de diyor ki ya biz yaptığımız zaman siz buna tepki gösterdiniz. Ma, zaten mağlup olmuşum. Niye sen de aynı şeyi size söylediğimiz halde yapıyorsun diye onun vurgusunu yapıyor. Yani Seda burada çok haklı. Seda çünkü bilerek mi attı, bilmeyerek mi attı? Görmedi, görmedi zaten. O onu, görmedi. onu görmedi. Aynen. Aynen. Evet. Aynen. Merve, bir de nered, neredeyse de giriyordu ha. Girse daha da... E, girse daha da... <laughs> Helal olsun da. Merve diyecek. Orada var ya tek kimse şey sokamaz onu. Tek Teknik... de <laughs> Yani <gülüyor> o, da havadan topu... sen sokarsın onu. O yok onu sokar. Çok zor Yaparsın yani. Kısmet ya. yani. Senin Vallahi. ayağın el gibi maşallah. Evet, estağfurullah. Şimdi... Öncelikle bir Seda ile Sema'yı şu anlamda tebrik edelim. Çünkü e, Seda, Sema belki bilmeyenleriniz vardır. Dört kız kardeşler. E, Banu var. Banu'yu da çok severim. Muhittin diye bir e, çocuğu var. Yaklaşık 6-7 yaşında. Hatta böyle Lila ile böyle bir e, selamlaşırlar falan arada. E, çok severim. Muhittin'e de e, Banu'ya da çok selam olsun. Banu e, hamile ve e, Muhittin'e kardeş diye Seda ile Sema'yı söylediler. Çok da mutlu oldu onlar. Biz de e, Allah sağlıkla kucağına alsın diyoruz. Amin. Hamilelik Amin. E, hani bir süreçtir. İnşallah bu süreci de en güzel şekilde atlatırlar. Eşi de artık gereken desteği versin. Çünkü erkeklerin işi biraz daha zor olabiliyor bu dönemlerde. Vallahi çok doğru. Destek olmak evet. Lazım. Kesinlikle. Tabi. kolay e, Kolaydı çünkü erik ister, erik al, şey, Aynen. al. Onu yap, bunu yap. Hani çok yardımcı olduk ya, İnanılmaz bir şey ya. Öyle yani soracağız. hamilelik erkek için de çok değerli ve önemli bir süreç bence. Evet. Ben ilk dört ayı yoktum aşağı yukarı ama sonrasında o açı kapatmaya çalıştım. Diyelim tekrar tebrik ederim. Şimdi geçelim Nagyan'a. Şimdi Nagyan kızıyla biliyorsunuz e, bir e, kızından gelen fotoğrafla kavuştuğunda. Çok mutlu olmadı çünkü dedi ki bu fotoğraf 3 sene öncenin fotoğrafı ben kızımın son halini görmek istiyorum dedi ve arkadaşlar onu teselli ettiler. Dün de konseyde Nagihan bu konuya açtı şimdi ona gideceğiz ama ondan sonra e, magazinsel anlamda eşinden e, yazılmış eşinin söylediği e, bir şey var e, onu da size burada anlatacağım şimdi o görüntüler geliyor.